dünyadaki ve ülkemizdeki çok önemli şah damarı bel kemiği konulara değindiğimiz Gaf Kalabalığı programımız başladı. Sözü daha fazla uzatmadan Ohio Üniversitesi her konunun profesörü adeta bir Gafka. Olan hocamın Gaf Kalabalığı yorumlarına geçiyoruz. Evet sayın hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi sayın hocam, bir izleyicimiz beyin göçünü sormuş. Ne olacak bu beyin göçü? Ya şimdi Ahmet Ali'cim, gerçekten de çok üzücü. Yani bir değer kaybı da tabii ki bu. Toplumun içindeki değer kayıplarını gösteren çok önemli şeylerden bir tanesidir. Yani eş, sen böyle en küçük minimal şekilde sen eşine yardımcı olmuyorsun. Tabii ki eşin ayrılır ve dolayısıyla beyin evden göçü söz konusu olur. Yok. Nursel hocam yanlış anladın. Biz o koca eş anlamındaki beyin değil yani bey değil. Yani iyi eğitim görmüş insanların ülkeleri yerine başka ülkelere gidip hizmet etmesi anlamında yani. Tamam şimdi anladım ben, şimdi anladım. Tamam sen beyin. Diyorsun ki eşin, yani eşinin beyni evlilerde diyorsun. Erkek tarafı evden diyor, karısından ilgisi görmeyince eşinden. Yani o diyor başka eve gidiyor. Yok hocam siz yine anlamadınız. Şimdi o beyinde bir şey demek oldu, bir tıkandı hocam. Şimdi şöyle hocam anlatayım. Evet. Diyelim ODTÜ'yü bitirmiş adam birincilikle. Evet. Tak! Amerika ne yapıyor bunu? Alıyor, gel kardeşim bizde oku diyor. Bizde çalış, sana iş imkanı verelim diyor. Beyin geçiyor. Ben şimdi o da diyor ki o şey tabii yurt dışında eğitime orada oraya hizmet etmiş oluyor. Evet hocam. Yani kendi ülkesi diyor. Ya olur mu bu ya? Beyin göçü. Sen nasıl göç ediyorsun ya? Ey beyin! Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin de göç ediyorsun? Sen ülkene hizmet edeceksin ya? Sen bak, ben de Ohio'ya kendimi aldırdım. Affedersin. Yani açıkçası ben önce buradaki üniversite bünyesinde rahatsızlık verdiğim iddiasıyla beni ameliyatla Ohio'ya aldılar. İnanmıyorum. Tabii ki canım, beni oraya aldılar ya. Ben direkt şey yaptım. Ama yani sürekli olarak da böyle göçlerle möçlerle falan filan yani ülke delilerle falan filan idare edilir mi ya? Olur mu canım ya, böyle şey olur mu ya, Allah Allah ya. Ya sen nasıl bir beyinsin ya? Ya hadi şeyi anlarım. Bak anlatacağım. Yani sen aklın yurt dışında kalır, tamam mı? Yurt dışında kalır. Sen o zaman ya sen çık gez, beynin ülkende kalsın. Nasıl yani? Ya sen çık gez, turist olarak gez gel. Ama beynin ülkende kalsın. Sen kafan boş, kafatasın boş şey yapıyorsun. Ve geliyorsun. Ya sen niye ayrıca beyin göçü yapıyorsun ki ya? Kafatasında bir çalışma mı var? Ya kafatasın eskimiş, bir kentsel dönüşüme mi giriyor da sen beynini göçüktürüyorsun ya? Evet. Ya bak Ahmet Emciğim, hiç unutma bak. Tamam, ben bak ben beynimi aldırdım mesela. Öyle mi? Aldırdım tabii ki, rahatım, otomatiğe verdim ben ya. Otomatik ödemeye verdim yani, kafa otomatik çalışıyor benim böyle. Tık 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 tık, tık otomatik. Niye, nereye aldı benim beynimi? Benim beynimi aldılar, nereye koydular? Nereye koydular? Albert Einstein'ın şeyini koydular. Yanına koydular. Ya hocam ama sizin beyniniz de oraya mı tutar? Şimdi ya 35 yıldır oldu, Allah seni inandırsın. Bak mesela derler ki degadül mühebel el enna ne ile de 35 yıl derler. 35 yıl Albert Einstein'ın beyninin yanında duruyor. Niye duruyor? Sor bakayım. Niye hocam? Araştırma bekleri çünkü. Ne araştırması hocam? Ya bir beyin hiç bu kadar boş olabilir mi? Hmm. Tabii ki canım ya, 35 yıldır bir beyin hiç bu kadar boş olabilir mi diye araştırma yapıyorlar ya. Öyle bir beyin vermişim onlara ki hala çözemediler yani. Ya siz şu anda beyinsiz mi dolaşıyorsunuz hocam? Tabii ki ya, ben beyinsizlik özlemi çekenler var ama ben bak huzurluyum, rahatım. Bir de daha hafif değil mi? Hafifsin, rahatsın tabii ki ya. Ama ben göç ettirmiş miyim? Ettirmemişim. Yok hocam. Niye, ben onu bilim için verdim oraya? Bilim için. Ya benim beynimin kaç gram benim beynim? Kaç gram? Einstein'ın 350-400 gram, anladın mı? Benimki nereden baksan 1 gram. Çip beyin. İşte çip beyin bu. Bravo, çip beyin. Çip. Şimdi çip beyin göçü başlayacak zaten. Çip göçü başlayacak. Ha, bunun başlangıcını siz yaptınız. Ben baş, tabii ki ya, çip göçü başlayacak bundan sonra. Beyinsiz başladı. Çip beyin. Yani hocam bu beyinsiz haliniz buysa sizin, bir de beyinli halinizi
idrak bile edemiyorum, düşünemiyorum. Yani. Ya onu zaten benim o küçük çip beyin dediğin şey çok doğru, çok önemli bir yere temas ettin anlatıcı. Onu bir beyne taktılar, insan bedenine yerleştiler, beyin direkt patladı. Kaldıramadı, hazne kaldıramadı. Çekmedi yani, hazneyi kaldıramayınca infilak etti. Kendi içine döndü. Evrimsel olarak şeye doğru döndü. Çocukluğuna döndü, atomuna döndü, vitaminine döndü yani. O kadar böyle geçmişi, zamanın dehlizlerinde, boşluklarında aldı yürüdü gitti bildiğin gibi değil. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Esen kalın. Hoşça kalın.